ekonomik olarak güçsüz olan insanların daha fazla ezilmemesi için adaletin olması gerekiyor. Hak edenin hak ettiği cezasını alması için de hukukun olması gerekiyor. Adalet önemli ama Türkiye'de önemli değil. Eşitlik için önemli. Bu ülke için bence önemli. İnsan için, yaşam için, hayat için. Denge için, insan yaşamının dengesi için çok önemli. Adalet olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Ama tabii ki doğru bir adalet lazım. Herkese lazım olan bir şey her şeyden önce. Adaleti bozanlara da bir süre sonra lazım olacak bir şey. Hayır. Bu ülkede hukuk yok maalesef. Hayır, yok. Yok, yani yok. Böyle bir ülkede yok bence. Yabancı ülkelerde olduğunu düşünüyorum ama burada olduğunu düşünmüyorum. Hayır, asla yok. Ya benim hukuk okuyan en az 5-6 tane arkadaşım var. Şu an hukuk okumalarına rağmen şu an hiçbiri hukuk olduğuna inanmıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hukukun bu ülkede işlendiğini düşünmüyor. Kanunlarımız aslında çok belli, açık. Ama maalesef kanun koyucuların yapmak istedikleri amaçla kanun uygulayanlar arasında farklar var. Şu an adalet veya eşitlik diye herhangi bir kavram yok. Hukuk işlemiyor, adalet de yok gördüğünüz gibi. Artık mafyalara teslim olmuş bir ülkede yaşıyoruz. Özellikle kadın hakları bakımından çok adaletsizlik yaşandığını düşünüyorum. Kadın cinayetleri yaşanıyor. Zenginler mesela istediği gibi at koşturabiliyor. Onların vermediği vergiyi biz veriyoruz işçiler olarak. Adam kayırmacılık oluyor. Liyakat yok. İstediğin üniversiteyi bitir, istediğin liseyi bitir, istediğin derecede, istediğin şekilde bir şeyler yap. Ama gene de bir siyasi partinin mensubu değilsen ya da birilerinin tanıdığı değilsen bir yerlere gelemiyorsun. Kimse korkudan tabii sesini çıkartamıyor ki abi. Ben şimdi burada konuşsam, yani ağzımı açsam yarın kim bilir nerede olacağım, yani hayatım bitecek. Türkiye'de rüşvet, en önemlisi rüşvet. Ondan sonra hani böyle bir tanıdık muhabbetleri. Yoksulluk çeken insanlar görmezlikten geliniyor. Adalet var mı derseniz ben emin olun okuduğum haberlerden, duyduğum ve şahit olduğum olaylardan hiçbirinde adalet kesinlikle tecelli etmiş diyemiyoruz. Öncelikle işin ehli, yani namuslu insanlar, yani savcılar, hakimler, avukatlar tabii ki var, tabii ki yok değil ama yani daha da sayılarının artması lazım. Yani parayla satın alınabilen adalet, adalet değildir abi. Bilinç, kesinlikle bilinçli olmak gerekiyor. Zor, çok zor. Yani şöyle, mücadele ediliyor zaten ama edenlerin hepsi şu an cezaevinde maalesef veya Avrupa'da, yurt dışında. Sesimizi duyurmaya çalışarak. Yani her insan eşit olması gerekiyor yani. Her şeyden önce çok iyi bir altyapı hazırlamak gerekiyor. Yeni baştan, sil baştan bir adalet sistemi getirilmeli mutlaka. Bence sınıfsal mücadele şart. İşçi sınıfı mücadelesi. Adaletsizlikle nasıl mücadele edilmeli? Bu yönetim sistemi değişmeli.